Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 25 Ekim Perşembe, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Gün iziyle güne iz bırakan gelişmelerle karşınızdayız. Dün emeklilikte yaşa takılanlar konusu Türkiye'nin gündemindeydi. Hala da sıcaklığını koruyor diyebiliriz. Öyle ki bununla alakalı İYİ Parti bir önerge sunmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi de olumlu kararını vermişti ancak daha sonra çekimser kaldı. Böylelikle AK Parti'nin oylarıyla ve MHP'nin çekimser kalmasıyla ne yazık ki önerge reddedildi. Bakacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da aslında bu konulara değindi sevgili izleyenler. EYT ile ilgili söylediklerine bakacağız ve onun gündeminde dün yine sarsıcı bir iddiaydı. MHP'nin adayı Melih Gökçek olacak denilmişti. Bu konuyla ilgili konuştu. Bakacağız ve ne yazık ki Diyarbakır'dan dehşet verici görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Biri öğretmen, diğeri ise affedersiniz biri doktor, diğeri ise hemşire. Ve yolda yürüdüklerinde bir noktada duruyorlar. Sonrasında ise yol çöküyor ve ikisini de içine alıyor. O dehşet görüntüleri de birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Günün öne çıkan başlıkları böyle. Hemen ilk haberimize başlayalım. Emeklilikte yaşa takılanlar, MHP'nin çekimser, AK Parti'nin ise olumlu oylarıyla bu önerge reddedildi. Hiçbir ittifak diğer tarafın tahakküm ve dayatmasıyla... MHP'nin yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yok açıklamasının ardından dün muhalefet partileri ilk kez bir araştırma önergesinde ortak tutum takındı. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının araştırılması için verdiği önerge AK Parti'nin ret oyuna karşılık 4 partinin oylarıyla kabul edildi. Önergenin gündeme alınması Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerince alkışlarla karşılandı. Ancak MHP'de önergenin kabulü krize yol açtı. MHP'nin meclis oturumunda grup başkan vekili yapan Erhan Usta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı. Bu gelişmelerden sonra araştırma komisyonu kurulması oylamasında MHP çekimser kalınca önerge AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. MHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki vaatlerinden biri de emeklilikte yaşa takılanlara ilişkindi. MHP'nin konuya ilişkin hazırlattığı afişte emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek ifadeleri yer almıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, önergenin reddedilmesini Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini somut göstergesi olarak yorumladı. Kıymetli, değerli milletvekilleri. İYİ Parti lideri Meral Akşener de MHP'nin önergede karar değiştirerek çekimser oy kullanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akşener, bir gün benden gelecek bir telefonla vicdanınız arasında kalırsanız vicdanınızı dinleyin dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda birkaç dakika arayla farklı oy kullanan MHP'li milletvekilleri ise ilk verdikleri oylardan sonra konuya ilişkin attıkları tweetleri sildiler. Oy versin vermesin. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, önerge görüşülürken EYT ile ilgili olarak EYT mecliste oylanıyor. MHP olarak kabul oyu verdik. AK Parti ret oyu veriyor. Kamuoyuna duyurulur ifadelerini kullanmıştı. Ancak Enginyurt, önergenin reddedilmesinin ardından mesajını sildi. CHP'den de ilk tepki, Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel, sosyal medya paylaşımında MHP'nin U dönüşü yaptığını belirterek, MHP komisyonun kurulması önergesine AK Parti ile beraber retoyu kullandı. Emeklilikte yaşa takılanlar, bu kez emeklilikte MHP'ye takılanlar şokunu yaşıyor. Çok üzgünüz, EYT için mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, emeklilikte yaşa takılanlar teklifinin mecliste reddedilmesinin Cumhur İttifakı'nın devam ettiğinin somut göstergesi olduğunu söyledi. Yazıcı, MHP'den aday olacağı iddia edilen Melih Gökçek içinse iş olsun diye görevden alınmadı ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bugün NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı karşılıklı açıklamalar yaptı ve Cumhur İttifakı konusuna değindi. Türkiye siyasetine gündeme ittifak konuşmalarını değerlendirmenin oturduğu günden bu yana Cumhur İttifakı'na konu alan dışında ittifak yapılacak alanlar gündeme geldiğinde Cumhur İttifakı ayrı tutulmuştur. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir. Cumhur İttifakı'nı hep yerel seçimlerden ayrı tuttuk.
Cumhur İttifakı bu arada bitti mi? Türkiye yeni sistem geçiş gerçekleştirdi dedi. Aynı zamanda bu ittifak olmayacağına ilişkin süreçlerle sınırlı olacağını düşünüyorum. Süreçleri aşınca daha serin kanlı ortak paydaları düşünerek söylemlerin icra edileceğini düşünüyorum dedi. Ve AK Parti ile MHP ayrı partiler, belirli alanlarla ittifak ettiğimiz zeminler belli. Her alanda birlikte yürüyeceğiz, diğer karşı çıkmayacak dedi. Bu partilerin varlığını inkar etmiş oluruz eğer öyle bir şey olursa dedi. Ve gündemindeki bir diğer konuysa Melih Gökçek'ti. Yazıcıya yerel seçimlerde Melih Gökçek'in MHP'den Ankara adayı olacağına yönelik iddialar soruldu. Gündeminde böyle bir konu olmadığını söyledi yazıcı. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı. Bir süre önce de görevini bırakmasını istendi. Bu iş olsun diye yapılmış bir tasarruf değildir. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım diye konuştu. Ve yazıcının gündemindeki bir diğer konuysa Danıştay'ın öğrenci andı kararıydı. Burada esas olan şu diyerek başladı Hayati Yazıcı. Cumhurbaşkanımızın dediği doğru. 2013 yılında biz çıkarttık. Bu tür işlerde dava açma süreci 2 aydır. Karar ne zaman verilmiş? 2018'de. Haklı değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız? 5 yıl neredeydiniz? Karar herhalde yargıya müdahale edilmeyecektir dedi ve yargıya emir verilemez ama kararları eleştirilemez değildir. Biz anayasayı eleştirdik, değiştirdik. Mahkemelerin yanlış uygulamaları dolayısıyla bunu yaptık. Mahkemeler hukuki denetim yapar, yönetmeliği kim değiştirir? Buna bakılacak. Mahkeme bunun ötesine gidemez. Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılında ilköğretim okullarıyla ilgili andımız maddesini yönetmelikten çıkarmış. Aynı bakanlık 2014'te sil baştan yönetmelik yayımlamış. Yönetmeliğin bütünü ortadan kalkmış. Bu idari işlem niteliğinde bir karardır. Bana göre yok hükmündedir dedi. Ve Hayati Yazıcı aynı zamanda hepimiz Türk'üz ama bu bir ayrıcalık değil ifadelerini kullandı öğrenci andıyla ilgili. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamada bulundu. Selçuk konuyla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden öğretmenlerimize bir haberimiz olacak dedi. Selçuk ayrıca Danıştay'ın andımız kararına ilişkin olaraksa hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin herhangi bir sebebi yoktur dedi. Şimdi o açıklamalara bakalım. Çocuklarımızı nasıl etkilediğini... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Bakan Selçuk, ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili konuştu. Selçuk, ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini söyledi. Andımız kararı da Selçuk'un gündemindeydi. Bakan Selçuk, hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, bu böyledir, bu böyle değildir demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki süreç olduğunu söylemekle iktifa ediyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca 2016 yılında atanmış sözleşmeli öğretmenlerimiz 4. yılını bitirdiğinde şu anki kadrolu öğretmenlerimiz gibi tayin isteme ya da başka haklara sahip olacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez kabullerini Çankaya Köşkü'nde yapacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesiyle yeniden Cumhurbaşkanlığına bağlanan Çankaya Köşkü bugün Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısıyla Ekonomi Politikaları Kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl aranın ardından yine Çankaya Köşkü'nde kabullerini gerçekleştirecek. Erdoğan en son bundan tam 4 yıl önce Çankaya Köşkü'nde kabul gerçekleştirmişti. 4 yılın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesiyle yeniden Cumhurbaşkanlığına bağlanan Çankaya Köşkü kullanılacak. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak oluşturulan 9 kurulun çalışmalarını Çankaya Köşkü'nde yürüttüğü öğrenildi.
Erdoğan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Ekonomi Politikaları Kurulu'nun toplantılarına başkanlık edecek. Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Türkiye İhracatlar Meclisi heyetini ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Selim Atay'ı da ayrı ayrı kabul edecek. Ekonomik politikalar konusunda uluslararası danışmanlık hizmeti veren ABD'li şirket McKinsey, yeni tartışmaların odağında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen tepkiler üzerine McKinsey ile çalışılmayacağını açıklamıştı, ancak öyle olmadı ortaya çıktı. Hiç gerek yok. Biz bize yeteriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz bize yeteriz diyerek ABD'li şirket McKinsey ile çalışılmayacağını ifade etmesinin ardından ortaya ilginç bir belge çıktı. It's around 13% and... Türkiye Varlık Fonu'nun eski başkanı Mehmet Bostan imzalı 2017 yılına ait yazı HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Paylan ortaya çıkan belgeye göre McKinsey ile anlaşmanın 1,5 yıl önce yapıldığına dikkati çekti. Bostan imzalı yazıda ise şöyle deniliyor. Mali denetim ve ilgili çalışmalara ilişkin elde edilen her türlü veri ve değerleme sonuçlarını içeren raporlarınızı McKinsey Danışmanlık Hizmetleri LTD Şit yetkili proje takımıyla paylaşılmasına izin verir ve paylaşılmasına rica ederim. İş dünyamızın çok değerli temsilcileri, değerli basın mensupları. Hükümet yeni ekonomi programı kapsamında Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin kurulacağını açıklamıştı. Bakanlık temsilcilerinin de yer alacağı ofis için McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınacağı belirtilmişti. Ancak muhalefet şirketle iş yapılmasına karşı çıkmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 füze savunma sisteminin kurulum çalışmalarının Ekim 2019'dan itibaren başlayacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin kurulum aşaması ve ABD'nin F-35 savaş uçaklarına teslimine ilişkin açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar, S-400 füze savunma sistemine ilişkin Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, gelip görevlerinin başına geçecekler dedi. Akar, S-400'ün savunma meselesi olduğunun altını çizerek Türkiye'ye ve Türk milletine karşı ciddi şekilde hava ve füze tehdidi bulunduğuna işaret etti. Bu tehditlerin engellenmesi için gayret gösterildiğini, bunun şartları olduğunu dile getiren Akar, bu şartların ortaya konulduğunu, çeşitli ülkelerle temasa geçildiğini ancak istenen cevapların alınamadığını anlattı. Amerika Birleşik Devletleri son günlerde sivil toplum finansörü, milyarder iş insanı George Soros'la başlayan ve eski başkanlar Barack Obama'yla Bill Clinton'la devam eden bombalı paketlerle sarsıldı. ABD'de bombalı paket zinciri pazartesi günü sivil toplum finansörü milyarder iş adamı George Soros'la başlamıştı. Son iki gün içinde eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton ve CNN televizyonuna içinde bomba ve ateşleme düzeneği bulunan paketler gönderildi. Obama ve Clinton'a gönderilmek istenen şüpheli paketler patlayıcı madde ihtimaline karşı yapılan rutin aramalarda bulunmuştu. Paketlerin Clinton ve Obama'ya gönderilmeden önce bulunduğu belirtilerek iki siyasetçinin de tehlikede olmadığı vurgulandı. Tüm paketler polis tarafından etkisiz hale getirildi. Polis yetkilileri paketlerde bulunan patlayıcı maddelerin basit boru tipi bomba olduğunu açıkladı. CNN televizyonuna gönderilen bombanın patlamaya hazır olduğu belirlendi. Demokrat milletvekilleri, New York valisi ve eski adalet bakanlarının adreslerine de bombalı paket gönderildiği ortaya çıktı. New York'ta CNN televizyonunun bulunduğu Time Warner Center'a gönderilen paketin kanalda uzman olarak görev alan CIA'nin eski başkanı John Brennan'ın adına geldiği duyuruldu. Brennan'ın Trump'a yönelik eleştirileriyle tanınıyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırı girişimlerini alçakça diye nitelerken çok açık, güçlü ve kesin bir şekilde ABD'de siyasi şiddet içeren hiçbir eylemin yeri olmadığı mesajını vermeliyiz dedi. New York Belediye Başkanı da özgür basın, siyasetçiler ve toplumu korkutma amacı taşıyan bir terör eylemiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Suudi Arabistan gazeteci Cemal Khashoggi'nin konsoloslukta çıkan arbedede öldüğünü itiraf etti. Ancak hala Khashoggi'nin cesedinin
nerede olduğu bilinmiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gündeminde bu konu vardı. Çavuşoğlu, Suudi yetkililere Kaşıkçı'nın cesedi nerede diye sordu. Bu arada Suudi savcı cinayetin önceden planlandığını açıkladı. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulunmadı. Nerede? Bunlar yaptı, itiraf ediyorsunuz, niye söylemiyorlar? Suudi yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü açıkladı. Ancak hala Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor. Bu durumda akıllara birçok soru işareti getiriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde de bu konu vardı. Cinayetle ilgili herkesin Türkiye'de soruşturulması ve yargılanması gerektiğinin altını çizdi Çavuşoğlu. Bu sürecin de son derece açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerek. Süreç maalesef uzadı. Çünkü daha cevaplanması gereken sorular var. İşte bu 18 kişi, 15 artı 3. Neden bunlar tutuklandı? Viyana Sözleşmesi açıktır. Evet, burası Suudi Arabistan toprağıdır. Yani başkonsolosluk binası, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yer. Ama yine Viyana Sözleşmesi'ne göre bu soruşturma Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Kaşıkçı cinayetini soruşturmakla görevlendirilen Suudi savcı da cinayetin önceden planlandığını açıkladı. Arap basınının duyurduğuna göre ortak çalışma grubundan alınan bilgiler ışığında şüphelilerin sorgusu sürüyor. Dünyanın gözü de Kaşıkçı cinayetinde. CIA direktörü Gina Haspel de geçtiğimiz günlerde cinayeti soruşturma kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelmişti. Washington Post gazetesi de o ziyaretle ilgili bir iddia attı ortaya. Gazetenin haberinde isimleri açıklanmayan yetkililer referans verilerek Haspel'in Türkiye ziyaretinde cinayete ilişkin ses kayıtlarını dinlediği öne sürüldü. Kaynakların ses kayıtları hakkında inandırıcıydı ifadesini kullandığı belirtilen haberde ABD'nin Suudi Arabistan'a daha fazla baskı uygulayabileceği ifade edildi. Suçlamaların hedefindeki isim Suudi Veliaht Prens Selman'dan da Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama geldi. Selman, Türkiye ile ilişkilerimizi bozamayacaksınız. Kaşıkçı olayını çözmek için Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Adalet üstün gelecek ve suçlular cezalandırılacak ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası dönemindeki ulusal güvenlik danışmanı Jeffrey Gordon, Fethullah Gülen'in hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve derhal Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Jeffrey Gordon, Fethullahçı terör örgütü elebaşısı konusunda konuştu. Gordon, Gülen ve örgüt yapılanmasına değinerek, Fethullah Gülen hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor. Derhal Türkiye'ye iade edilmeli. NATO müttefikimizi tehdit eden yapılanmaya sahip çıkmalıyız diye konuştu. Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyet Sarayı'nda savcılık sorguları yapılan 15 şüpheliden 7'sinin tutuklanması talep edildi. Adnan Oktar'ın abiyi Kenan Oktar'ın aralarında bulunduğu 8 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına, aralarında Kenan Oktar'ın da bulunduğu 8 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmada 22 Ekim Pazartesi günü 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına almıştı. İmar barışının süresi dolmak üzere ancak bu süre her an uzatılabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışının süresinin uzatılabileceğine dair sinyal verdi. İmar barışıyla biz ne elde ettik? Bakan Murat Kurum, imar barışının süresini uzatmak için değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti. Kurum, imar barışına şu ana kadar yapılan başvuru ve elde edilen gelir hakkında da bilgi verdi. Şu ana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyara yakında bir başvuru bedeli ödendi. Biliyorsunuz 31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor ve ödeme süreci de 31 Aralık 2021'de
18'de bitiyor. İmar barışıyla biz ne elde ettik? Aslında devletin vatandaşıyla bir barışıydı bu. Ekim ayında sektörel güven endeksleri azaldı. Sektörler arasında en büyük güven endeksi düşüşü %4.7 ile hizmet sektöründe yaşandı. Banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. En son 13 Eylül'de toplanan para politikası kurulu faiz oranlarını 6.25 puan artırarak %17.75'ten %24'e çıkarmıştı. Bankadan yapılan açıklamada yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Kurul sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir denildi. İstanbul Esenyurt'ta bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler bitişikteki alüminyum ve tekstil fabrikalarına da sıçradı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına İstanbul'un 16 bölgesinden 98 araç ve 180'den fazla personelle müdahale edildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %4.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1.8 ve inşaat sektörü güven endeksi %2.3 azaldı. TÜİK'in bugün açıkladığı bir başka veri ise katı yakıt istatistiklerine ilişkindi. Katı yakıtlarda Ağustos ayında en fazla üretim ve teslimat lignit kömüründe yapıldı. Ağustos ayında lignitte 6 milyon ton, taş kömürü kokunda 381 bin ton ve taş kömüründe 99 bin ton üretim oldu. Taş kömürü teslimatının %61'i, lignit teslimatının %89'u ise termik santrallere yapıldı. Evet, Esenyurt yangın haberini teknik bir sıkıntıdan dolayı ekranlarınıza getiremedik. TÜİK'in verilerini sizlerle paylaştık. Şimdi Esenyurt'taki yangına bakacağız. İstanbul Esenyurt'taki Evren Oto Sanayi sitesinde bulunan bir palet fabrikasında sabah erken saatlerde yangın çıktı. Alevler bitişikteki iki fabrikaya daha sıçradı, her yanı alevler sardı. Yangın bölgesinden göğe yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangına 16 bölgeden çok sayıda itfaiye aracı ve yüzlerce personel sevk edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. İyi olan iki şey var, çok seviniyoruz. Baş bir şey var aslında, can kaybı yok. Çünkü vardiyalı çalışılan bir sistem değil burası. İstanbul Valiliği de yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Adana'da aniden bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak kentin birçok yerinde hayatı felç etti. Ağaçlar devrildi, iş yerlerinin camları kırıldı. Cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Adana'yı dün gece dolu ve arkasından gelen sağanak vurdu. Kentte hayat durma noktasına geldi. Fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üzerine devrildi. Yollar trafiğe kapandı. Ceviz büyüklüğündeki dolu iş yerlerinin camlarını kırdı. Dolu ve şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Merkez Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı alt geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Bir otomobilin suda kalarak arızalandığı alt geçitte Büyükşehir Belediyesi görevlilerince su tahliyesi çalışması başlatıldı. Dehşet veren o görüntüleri şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Diyarbakır'da kaldırım çöktü. Doktor ve hemşire olduğu öğrenilen iki kadın göçük altında kaldı. Yolun çökmesiyle çığlıklar atarak çukura düşen kadınlar neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o dehşet verici görüntüler. Diyarbakır'da bu sokakta adeta obruk oluştu ancak sebebi insan ihmali. Kaçak örülen zemin iki kişiyi canından ediyordu. İki kadın her şeyden habersiz az sonra çökecek olan zemine basarak ilerliyor. Bir süre durup sohbet ediyorlar. İşte o sırada yer kadınları adeta içine çekiyor. Ortalık toz duman, iki kadın zeminin çökmesiyle oluşan çukura düşüyor.
Biri doktor, biri hemşire olan iki kişinin yardımına hemen sokaktaki vatandaşlar koşuyor. Herkesin şaşkınlığı beden dilinden belli oluyor. Herkesin seferber olmasıyla düştükleri çukurdan çıkarılan doktor Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ve bir anda kaldırım çöktü ve üzerimiz yaklaşık 3 metre derine indik. Üzerimize işte taşlar, neye uğradığımızı şaşırdık tabii. Üzerimize taşlar, moloz yığınları yığıldı. Sağ olsun çevredeki vatandaşlar hemen koştular. Üzerimizdeki bu göçük artıklarını aldılar. Olay yerine ise polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bölge şerit çekilerek geçişe kapatıldı. Çöken zeminin binanın altında bulunan mobilya dükkanı tarafından kaçak olarak örüldüğü iddia edildi. Bağırmaya çalıştık ki Allah'tan çevredeki insanlar hemen duyup koştular. Yani biraz daha geç kalmış olsalardı çok daha farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Evet, neyse ki ölümle sonuçlanmadı diyelim ve gün izini noktalıyoruz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımızı paylaşalım sizlerle. 0545 357 42 13 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.